Bu cümledeki anlatıp bozukluğu numaralanmış sözcüklerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Adamcağız ileriki yaşına rağmen geldi, gece gündüz demeden çalışıyordu tek başına. Evet daha okurken gördük arkadaşlar ileriki yaş diye bir ifade olamaz. İleri kelimesi zaman bildiren gelecekle ilgili bir kelimedir. Ama buradaki adamcağızın yaşıyla ilgili bir ifade vermek istiyorsa ileri yaşına demesi lazım. Dolayısıyla yaşlı olduğunu belirten, yaşının biraz daha geçkin olduğunu söyleyen ileri kelimesinin yerine ileriki yazması anlatım bozukluğuna yol açmış. Bu yüzden cevap B. Bu cümledeki altı çizili sözlerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında bir daralma olmaz? Arkadaşlar, daralma olup olmaması o anlamı karşılayan cümlede başka bir kelimenin olmasıyla alakalı. Dolayısıyla aynı anlamı karşılayan başka bir kelime var ki biz bir sözcüğü çıkardığımızda anlamda daralma olmayacak. Bunu düşünelim. Salonun içinde ön sıralarda oturan bir genç yüksek sesle sürekli bağırıyordu. Evet bu cümleye baktığımızda bağırma eyleminin zaten yüksek sesle yapıldığını bilmemizi bu yüzden de yüksek sesle kelimesinin cümlede gereksiz kullanıldığını görmemizi istiyor. Biz bu yüzden dörtte verilen sözü cümleden çıkardığımızda anlamda bir daralmaya yol açmaz. Çünkü bağırma eylemi zaten yüksek sesle yapılır. Mantığını kurmamızı istiyor. Salonun içindeyi çıkaramayız çünkü yer bildiriyor. Ön sıralarda oturan derken genci niteliyor. Genç dediği için özneyi belirtiyor. Bunu karşılayan başka bir söz yok. Türekle de eylemin devamlı yapıldığını bildiriyor. Bunu da karşılayan cümlede başka bir söz yok. Dolayısıyla diğerleriyle işimiz yok. Bağırma eylemi yüksek sesle yapıldığı için 4 numaraya çıkardığımızda anlamda daralma olmaz. Cevap D. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi yapılarak giderilebilir? Şair, yapıtını işte bu hisler, duygular üzerine inşa etmişti. Arkadaşlar cümledeki his ve duygu sözcüğü aynı anlamdadır. Dolayısıyla aynı anlama gelen sözcüğün cümede kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmış. Dolayısıyla ya hisleri ya da duyguları cümleden çıkaran bir seçenek aramalıyız. Seçeneklere baktığımızda bunun da doğrudan C'de verilen hisler sözcüğü cümleden atılarak demiş. Evet bunu attığımızda anlatım bozukluğu giderilir. Şair yapıtını işte bu duygular üzerine inşa etmiştir dememiz yeterli. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A. Toplantıda konuşurken o kadar heyecanlandı ki sesi titredi. Evet gayet güzel tertemiz bir cümle. B. Çevremi kuşatan çirkinliklerden rahatsız olduğumuz söylemeliyim. Bu da tertemiz arkadaşlar bir anlatım bozukluğu yok. Genç bir insan her zaman sağlığına dikkat etmelidir. Bu cümlede de anlatım bozukluğu yok. Bu hatayı ikinci kez yaparsanız sizi asla affetmem. Bu da doğru. E. Yaşamı olduğu gibi sevin gülmesini ve eğlenmesini unutmayın. Evet burada gereksiz bir iyilik ekinin kullanılması anlatım bozukluğuna yol açtığını görüyoruz. Çünkü siz gülmeyi eğlenmeyi unutmayın demesi gerekir. Yoksa onun gülmesini onun eğlenmesini gibi üçüncü tekil şahıs iyilik ekine gerek yok. Siz gülmeyi ve eğlenmeyi unutmayın şeklinde tamlama ile ilgili ekle ilgili bir anlatım bozukluğu görüyoruz. Cevap E. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Devlet ve özel okullar bu yıl aynı tarihte açılacakmış. Sevgili arkadaşlar, soruyu çözmeden küçük bir bilgiyi vermek ya da hatırlatmak isterim. Biz Türkçede ortak kullanılabilen ögelerin ya da tamlama unsurlarının ne olduğunu biliyoruz. Yani ortak kullanabileceğimiz bir durum varsa herhangi bir ögeyi ya da tamlama unsurlarından birini ortak kullanabiliriz. Ama bazı cümlelerde bunu yapamayız. İşte bu da öyle bir cümle tamlama olduğu için özellikle V bağlacının bulunduğu tamlayanı ya da tamlananı bağlama durumundaki cümlelere çok dikkat edelim. Bakın bu cümlede yazar ekonomiklik ilkesi gereği tek bir tamlananla ben bu cümleyi kurarım diye düşünmüş. Devlet ve özel okullar yani özel okullar evet devlet okullar hayır. Tamlanan dediğimiz okullar kelimesini ortak kullanarak kendince demiş ki ben bunu buraya bağlarım ama olmuyor. Çünkü özel okullar tamlaması doğrudur ama devlet okullar diye bir tamlama yok. Dolayısıyla bizim buraya yeni bir tamlanan getirmemiz gerekiyor. Ortak kullanılmayacağını göstermemiz gerekiyor. Devlet okulları ve özel okullar bu yıl aynı tarihte açılacakmış demesi gerekiyor. Bu yüzden tamlama yanlışlığı anlatım bozukluğu yol açmıştır. Cevap A cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Sen de oradaydın. Şüphesiz ki bütün bu konuşmaları duymuş olmalısın. Şimdi arkadaşlar hem cümlede şüphesiz hem de olmalısın kelimesinin bir arada bulunması anlamca çelişiyor. Çünkü şüphesiz kelimesi kesinlik bildiren bir kelimedir. Ama olmalısın derken de olasılık bildiren bir kelime var. Dolayısıyla karar vermesi gerekir. Kesinlik mi olmalı cümlede yoksa olasılık mı olmalı? Böyle bir kafa karışıklığı olamaz. Sen de oradaydın. Şüphesiz ki bütün bu konuşmaları duydun ya da sen de oradaydın. Bütün bu konuşmaları duymuş olmalısın demesi gerekir cümleye hangi anlamı vermek istiyorsa. İşte bu anlamca çelişme anlatım bozukluğuna yol açıyor. Bu yüzden de cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Kalkıp bir iki adım attı sonra pencerenin önüne yaslandı. Doğru bir cümle sıralı bir cümle ögeler yerli yerinde bir iki adım attı derken buradaki ikilimi belirsizlik anlamı veriyor. Doğrudur arkadaşlar problem yok. B. Bu sınavda sadece birkaç öğrenci iyi not alamadılar. Evet bu cümlede bir anlatım bozukluğu var. Özne yükleme uyuşmazlığı ile alakalı. Şimdi bizim öznemiz birkaç öğrenci içerisinde belirsizlik bildiren bir ne barındırıyor sıfat barındırıyor arkadaşlar. Ancak yükleme dikkat ederseniz alamadılar demiş. Alamadılar değil, alamadı olması gerekiyor. Yani öznemizin içerisinde belirsizlik bildiren bir sıfat ya da zamir varsa çokluk bildiriyorsa tabi bu o zaman arkadaşlar yüklemin tekil olması gerekir alamadı değil alamadı olması gerekir bu da bir anlatım bozukluğuna yol açma durumudur bu yüzden cevap geldi yerinde kullanılan devrik cümleler anlatıma güzellik katar doğru bunun onun yaptığını bilmenin beni nasıl kahrettiğini bilemezsin doğru edebiyatımızda dil ve anlatıma yeterince dikkat edilmiyor dil ve anlatıma derken şuradaki a e'yi ortak kullanıyor. Yani dile ve anlatıma da diye verebilir de ayrıca böyle de vererek a'yı ortak kullanmış olabilir. Burada da bir problem yok. Cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Arkadaşlar deyimler kalıplaşmış söz öbekleridir. Dolayısıyla deyimi oluşturan sözcüklerin yerine eş anlamlısı dahi olsa başka hiçbir sözcük getiremeyiz. Ayrıca bir deyimi anlamına uygun olmayan bir cümlede de kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar. Bu iki bilgiye göre cümleleri değerlendirelim. A. Şimdi eğer oturup doğru konuşalım bizim de hatamız yok değil. Evet burada gerçekleri konuşalım anlamında bir deyim var. Deyimde doğru kullanılmış sözcükler yerli yerinde. O yüzden A'da bir problem yok. B. Toplantıdaki haklı itirazlara göz yumman doğru değildi. Bu cümlede bir anlatım bozukluğu var geldi hemen. Toplantıdaki haklı itirazlara göz yummak diyor. Arkadaşlar göz yummak görmezden gelmek demektir. Burada bu kullanım doğru değildir. Toplantıdaki haklı itirazlara göz açtırmaman, göz önünde bulundurman diyebilir. Ama göz yummak görmezden gelmek demektir. Burada bunu kullanması doğru değil. O yüzden cevap B. Gördüğüm sahne karşısında tüylerim diken diken oldu. Burada doğru. Tüylerim diken diken oldu deyimi cümledeki anlama uygun. Gurbetteyken tüm sevdiklerine hasret kalmıştı. Bu da doğru arkadaşlar. Ne zaman bir iş yapsa mutlaka eline yüzüne bulaştırır. Bu da doğru kullanılmış bir deyim. Cevap B. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? Bazı şiirlerini beğenerek bazılarını ise hiç okumamıştım. Arkadaşlar bu cümlede yüklemi ortak kullanarak anlatım bozukluğuna yol açmış. Çünkü buradaki hiç kelimesine uygun bir yüklem var. Çünkü olumsuzluk bildiren bir kelimeye göre olumsuzluk bildiren bir yüklem uygundur. Ancak ilk yargıda bazı şiirlerini beğenerek dediği için demek ki okuma eylemi gerçekleşiyor az da olsa. Bu yüzden buraya yeni bir yüklem gerekiyor. Bazı şiirlerini beğenerek okumuştum diye bir yüklemle buradaki arkadaşlar olumlu yargıyı Olumlu bir yüklemle kapatması gerekir. Yüklemin ortak kullanımı anlatım bozukluğuna yol açmıştır. O halde beğenerek sözcüğünden sonra okumuştuğum sözcüğünün getirilmesi gerektiğini D'de verdi bize. Bu yüzden cevap D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Yardıma muhtaç insanlara yardım etmek gerekir. Yok arkadaşlar. B) Bu yazlarımızın Türk öykü tarihinde önemli bir yeri vardır. Burada da yok. C şiire karşı ilgi son yıllarda iyice azaldı. Kimse okumuyor. Şimdi bu cümlede bir anlatım bozukluğu var. Özellikle böyle sıralı cümlelere çok dikkat edelim. Ögeler yerli yerinde mi? Ortak mı? Yoksa her cümlenin ayrı bir öznesi, nesnesi, varsa tümleci olmak zorunda mı? Tek tek bakmakta fayda var. Burada arkadaşlar ilk cümlede şiire karşı ilgisi son yıllarda iyice azaldı bir cümle. Kimse okumuyor bir cümle. Ancak burada kimsenin ne okuduğunu söylemiyor. Azalan şiire karşı ilgidir. Ancak kimsenin okumadığı şey şiirdir. Bunu söylememesi yani arkadaşlar nesneyi cümlede belirtmemesi anlatım bozukluğuna yol açmış. Bu yüzden cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı uyuşmazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Arkadaşlar çatı uyuşmazlığında özellikle cümledeki yargı bildiren sözcükle yüklem arasındaki ilgiye bakmak gerekiyordu. Bizim yüklemimiz etken çekimlenmişse yargı bildiren sözlerin de etken olması gerektiği. Eğer yüklemin edilgen olması durumu söz konusuysa yargı bildiren sözlerin de edilgen olması gerektiğiydi. O halde etkene edilgen ya da edilgene etken gelen bir cümle varsa orada çatı uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır diyoruz. Peki A paralel ve meridyen gibi coğrafi koordinatlar kullanarak bakın burası etken o kullanarak diyebilirsiniz. Bir ülkenin enlemi ve yerel saati bulunabilir başkası tarafından bulunabilir. Burası da edilgen. E şimdi biri etken biri edilgen olmadı. Ben ikisinin de etkene etken ya da edilgene edilgen gelmesini istiyordum. Burası olmadı. O zaman ya cümleyi koordinatlar kullanılarak diyeceğim. Burayı arkadaşlar edilgen yapacağım. Kullanılarak diyeceğim. Ya da bulunabilir değil, bulabilir diyerek etken yapacağım. O zaman bizden istediği çatı Doğrudan A'da verilmiştir. Cevap A. Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa cümlede anlatım bozukluğu oluşur? Gözlerini açmış dikkatle beni dinliyordu ama. Arkadaşlar ama, fakat, lakin, ancak gibi bağlaçlar kendinden önceki yargıyı bir sonraki yargıya bağlarken zıtlık bildirerek bağlar. Yani bir önceki cümle olumluysa sonraki cümlenin olumsuz olması gerektiğini gösterir ya da tam tersi bir önceki cümle olumsuzsa Sonraki yargının da olumlu olması gerektiğini hissettirir. O yüzden sonra gelecek yargıyı belirlememizi sağlar. Şimdi burası gözlerini açmış, dikkatli beni dinliyordu. Olumlu bir yargı, olumlu bir cümle. O zaman bana diyor ki sonrasındaki cümlenin olumsuz olması gerekir. Ve dikkat soru köküne dedi. Hangisiyle tamamlanırsa cümlede anlatım bozukluğu oluşur dedi. O halde buraya gelen yargının olumlu olması anlatım bozukluğuna yol açacak. Buna dair bir soru aslında. Ama ona söylediklerimin ne kadarını anladığını bilmiyorum. Bakın burası olumsuz bunu getirebiliriz. Anlatım bozukluğu oluşturmaz. Kalemini oynatıp da tek kelime bile yazmıyordu. Bu da olumsuz bir cümle bunu da getirebiliriz. Gözlerinde bana hak verdiğine dair en ufak bir belirti yoktu. Bu da olumsuz bunu da getirebiliriz. Ben de onun ilgisini çekmek için sözlerime biraz da mizah kattım. Şimdi bunu doğrudan buraya getirirsek anlatım bozukluğu oluşur. Niye? Çünkü mantık hem yanlış olur. Sen hem ama diyorsun önceden olumlu söylüyorsun getireceğin yargı da olumlu olmaz o yüzden D'deki verilen ifadeyi getirirsek anlatım bozukluğu olur aradan yarım saat geçmesine rağmen tek soru bile sormadı bu da olumsuz getirebiliriz cevap D bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 1. Charles Dickens sadece roman yazarı değil, eserlerini seyirciler karşısında da okuyan biridir. Evet bu cümlede bir anlatım bozukluğu yok. 2. Bu anlamda Dickens özgün bir yazar ve bir hikaye anlatıcısıdır. Bu da temiz. 3. Zweig'in aktardığına göre Dickens eserlerini yüksek sesle bağırarak halka okumaya karar verdiğinde İngiltere'nin altı üstüne gelmiştir. Arkadaşlar bu cümlede bir anlatım bozukluğu var. Çünkü zaten bağırıyorsa yüksek sesledir. Yani alçak sesle bağırılır mı? Bağırılmaz. Dolayısıyla gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğuna yol açmış bir ifade var. Cevapta bu yüzden C görünüyor.